Şimdi aşkım, senin telefona yüklettim ben. Serdar yükledi. Şimdi şuna bas. Yok, bir dakika. Şuna basıyorsun. Şuna basıyorsun. Buradan bağlanmış oluyor bu, tamam mı? Ben ofiste bilgisayarı açınca bağlanıyor birbirine. Sonra şey yapıyorsun. Oturdun ya sen şimdi böyle. Ben de yanındayım ya normalde. Bunu koyuyorsun yanına. Hani benmişim. Tamam mı? Şeyde burada, sahnede. Ben, sen oluyor. Buradan ben Metin'i izliyorum. Metin benim onu izlediğimi görüyor ama ben ofisteyim. Gibi bir şey işte, öyle olacak yani. Kameradan mı seyredeceksin oğlum müsameresini? Ömerciğim ne yapayım? Çözüm bulmaya çalışıyorum. Sen de yardımcı ol birazcık. Tamam da yani gerçeğini yerini tutmaz ki Elif. Biliyorum. Biliyorum orada olsam daha iyi olacak ama olmuyor. Gittim bugün izin istemek için o Melda cadısına. Bir araba dolusu laf yedim Ömer. Böyle yani idare edeceksin, ne yapalım? Kavdan yönetimi yeni bir nükleer tesisin faaliyete geçmek üzere olduğunu açıkladı. Açıklama İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Alo? Feridun Abbasi Davani'den geldi. Alo? İran gazetesi Kayhan'a açıklama yapan Davani. Konuşsana. Cemil, senin ne olduğunu biliyorum. Boşuna arayıp durma beni. Mert çoktan gitti, kayıplara karıştı. Bütün her şeyin hesabını vereceksin. Öyle kolay kurtulamayacaksın bu işte. Gün yapa, oyunun ortasında kopar falan. Sonra Metin beni göremezse üzülür, oynayamaz. Tamam, merak etme Elif abla. Tamamdır. Oldu. Ben nasıl konuşacağım, ne yapacağım? Bilgisayara yakındır yeter. Böyle mi yapayım? Evet, evet. Böyle, tamam. Ömer! Elif ben, görüyor musun beni? Hallettin mi hayatım? Evet, net görünüyor muyum? Hem de nasıl net. Metin nerede? Burada, yanımda yakışıklı. Son hazırlıklarını yapıyor. Anneye merhaba de bakalım. Merhaba anne. Oğlum! Anneciğim bak, söz verdiğim gibi geldim annem. Ay çok yakışıklısın. Hadi bakalım, herkes hazırsa oyun başlıyor. Anne, oyun başlıyor. Anneciğim, ben bak buradayım. Oturacağım, böyle seyredeceğim seni. Tamam mı? Heyecan yok. Tamam. Seni seviyorum anneciğim, bol şans. Elif, toplantıya başlamak için seni bekliyoruz. Hadi. Geldim. Ömer çağırıyor beni şimdi. Bak sen şey yap, kamerayı böyle sahneye doğru tut. En önde yanına koy. Ben şimdi toplantıya giriyorum ki bahane uydurup hemen geleceğim. Tamam mı aşkım? Hadi bay bay. Geldim. Evet, herkes geldiğine göre artık toplantımıza başlayabiliriz. Tabii. Evet arkadaşlar, Tarık Bey'le yaptığımız toplantı sonucunda bir karara vardık ve size bir takım mailler gönderdik. Acaba bu mailleri okudunuz mu? Ben okumadım. Nasıl? Okudum. Aslında şöyle bir şey olması lazım, benim kağıt elimde böyle basılı olması lazım. Kafam karışıyor, ayrıntıları ben unutuyorum. Buldum, basayım. Ben içeri gireyim, onu bir basayım. Böyle basılı halde elimde olsun benim. Hemen onu yapayım ben. İsteyen var mı? Hayır. Siz? Bir tane basayım, geleyim ben. Ömer! Ömer, ben geldim. Hayır, çıktı mı Metin? Hayır, bak çıkmadı. Orada bekliyor. Gördün mü? Anne! Ormanda uyuyan bir prenses varmış. Onu uyandırmaya geldim. Elif! Elif! Aman! Gidiyorum.
Hoş geldiniz. Geldim. Evet, bundan sonra müşterilerden gelecek parça başı talepler yerine daha böyle blok hazırlanmış paketler sunmayı biz hedefliyoruz arkadaşlar. Alayım ben hemen geleyim tükürük karşı. Oturun Elif. Mahsun getirir. Evet. Şimdi o zaman demek ki bütün bu toplantıdan bizim Tarık Bey'le yaptığımız toplantı ve şu anda size sunduğum şeyi de özetleyecek olursam öncelikli olarak arkadaşlar bu marka kimliğini müşteriye kazandırırken aslında ne gibi hususlara dikkat etmemiz gerektiğiydi. Ancak şöyle bir sonuca vardık biz Tarık Bey'le. Bu marka kimliğini döküldü, çay döküldü. Ay yandın. Oh, yandı tabii. Soğuk su koy. Soğuk su tut. Soğuk su koy. Koş. Gel. Soğuk su. Koş soğuk suya. Koş. Toplantı bir şey. Tamam şey çalmam. Ah. Tüh. Yandı ya. Olmadı tabii. Şey yapalım. Bir saat ara verelim. Siz çayınızı için. Ben bir bakayım. Bir saat. Şimdi uyandıracağım seni prenses diyecek Ömer. Şimdi uyandıracağım seni prenses. Şimdi uyandıracağım seni prenses. Ben geldim. Hanimiş benim aslanlarım. Gelin bakalım babanıza. Koş. Gel bakalım. Gel. Allah. Oh Allah. Bir de. Buradan. Oh aslanlarım benim. Hadi bakalım ben çok yoruldum şimdi. Doğru odanıza. Fırla. Yoğun bir iş gününün ardından eve dönen babaların çoğunun beklentisi sıcak bir kap yemek ve televizyon karşısında uzanıp dinlenmektir. Ben sofrayı hemen hazırlıyorum. Ömer de istifa etmeden önce böyle geçirirdi akşamlarını. Ve çocuklarının gün içindeki özel anlarını kaçırdığı için hiç suçluluk duymazdı. Ben geldim. Kimse yok mu ya? Ne yazık ki çalışan annelerin yorgunluğunun üstüne bir de suçluluk duygusu eklenir. Çocuklarını gün boyu annesiz bırakmış olmanın tarifsiz suçluluğu. Çok üzüldüm seni hayatım. Bırak Ömer ya. Küstüm ben sana. Ya içeride kızımı bir öptürtmedin bana. Ya hayatım niye öyle söylüyorsun? Çok zor uyudu dedim sana işte. Ne yapalım yani? Özlüyorum ben bütün gün çocuklarımı. Ne var yani ben gelmeden uyutmasam? Ya hayatım bu saate çocuk kalır mı hiç uyumadan? Vallahi televizyon izletirsen kalır. Neyse ya saçmalıyorum. Metin'in yazılısı nasıl geçmiş? İyiymiş. Ne de olsa babası çalıştırdı değil mi? Bu arada Çetin de flütte ilk parçasını öğrenmiş. İyi de çalıyor ha. Bugün resmen oturttu bizi. Konser verdi ya. Annem benim ya. Ben kaçırdım tabii desene. Aman ya şu işe başladığımdan beri çocuklarımın her şeyini kaçırıyorum Ömer. Allah! Var ya ben çok açım ha. Aa dur ona dokunma. Seninki fırında duruyor. Bu kimi?
O süt ninenin. Efendim? Süt ninem? O kim ya? Süt nine Tekin'in hayali arkadaşı. Güya o da burada bizimle birlikte yaşıyormuş. Acayip hayal gücü var bu çocuğun ya. Sanatçı falan mı olacak nedir? Bir dakika ya, bu süt nine tam olarak ne zaman çıktı ortaya? Ha, sen çalışmaya başladıktan bir hafta sonra filandı galiba. Ay. Bana bak, bu yatakta böyle bir şemsiyeye sarılıp yatıyordu. Onun süt nineyle bir alakası var mı? Evet, süt nine o. Ay Ömer, nasıl sarılıyordu biliyor musun ona sımsıkı? Elif, yoksa sen oğlunun hayali arkadaşını mı kıskanıyorsun? Ya sen niye gülüyorsun? Ya bu ciddi bir mesele. Diyorum ki sana, ben işe girdikten bir hafta sonra benim yerime süt ne diye bir şemsiye çıkartmış ya. Ya gülme. Gülme diyorum ya, ciddi. Ya ben niye kıskanayım canım ayrıca? Şemsiye ayol. Kıskanır mıyım ben öyle şey? Hayır, kıskanmıyorum. Durum ciddi yani. Kıskanmıyorum ya. Ben bir şey soracağım. Niye süt ninenin pizzası benimkinden daha çok? Ömer gülme. Ya Ömer gülme. Değil bir şey bu. Gülme. Allah. Metin'ciğim, bak tabağında hiçbir şey yemedin. En azından peynirleri yani. Ben okuldan simit alacağım. Oh, annemsin sen benim. Al en güzel simitleri al. Annem, ben sana para veririm. Gidersin en güzel simit alırsın okulda. Kahvaltı bitmeden evden çıkmak yok. Niye canım? Çocuğun canı simit çekmiş. Gider okulda simidini yer. Değil mi anne? Yersin, en güzelini yersin. Oh! Çetin, sütünü iç anneciğim. Bak hiç içmedin sütünü. Ben meyve suyu içeceğim. Yok meyve suyu. O süt bitecek. Aa, Ömer sen de bir garipleştin yani. Çocuğun canı meyve suyu istiyor. Ay ben senin meyve suyu isteyen ağzını yerim. Getiririm ben sana şimdi. Hayatım, şımartmasana şunları. Tamam, kahvaltı benim işim, ben getiririm. Nay 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 nay. Çiki çiki çiki. Senin aşkım. Yağmur yağmıyor ki akıllım. O benim süt ninem. Aptal, süt biniyor ki. Şişt, aa, ne biçim şeyler konuşuyorsunuz öyle ya? Hayret bir şey. Gel oğlum sen. Gel tabağını ver bana. Süt dileme tabak koyuyor musunuz? Yani tabak mı koyayım süt dileme? Evet, o da kahvaltı yapacak. Süt ninem evde kaldı. Oğlum tamam, bak servis geldi. Zaten geç kalıyorsunuz. Hadi bin bakalım, bırak süt nineyi. Bana ne, bana ne? Süt ninem olmadan gitme. Tamam, tamam. Ya çok affedersiniz, çocuk evde önemli bir şey unutmuş. Ben 2 dakika içinde alıp geliyorum, olur mu? 2 dakika sadece. Tamam, 2 dakika. Geliyorum. Tekin. Aa, sen gitmedin mi Elif? Ben gittim Ömerciğim, bitti işim, geri geldim. Ömer beni delirtme ya. Süt nine midir ne karın ağrısıysa Tekin evde unutmuş beni. Yolladı yukarı, servis de beni bekliyor. Nerede bu zıkkım? Odasındadır, odasına bak. Fış fış kaykıcı. Sana çok selamı var. Dedi ki hava çok güneşli dedi, bana ihtiyacı olmaz dedi. Şapka ile gözlük yolladı sana, al. Yalancı, süt dinen nerede? Of Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Tekin bak oğlum, odanın her tarafını birbirine kattım. Altını üste getirdim, süt ninen falan yok odada. Belki banyo yapıyordur. Oğlum,
Oğlum sen beni biraz önce eve yollarken neden söylemiyorsun süt ninem banyodadır diye de ben banyoya bakmıyorum da odaya talan ediyorum. Tamam. Şey yapıyorsun. Süt ninesiz gidiyorsun bugün okula. O evde dinleniyor. Hadi oğlum. Yarın da Tekin. Tekin. Ay şey kusura bakmayın. Ben şimdi yakalayıp getireceğim. Hemen geliyorum. Hemen. Kusura bakmayın hanımefendi. Ay yapmayın. Ama okula git. Ben işe gidiyorum. Ama Tekin. Tekin. Ay. Aman be. Aman. Hah. Ömer aç ya, aç. Ha Ömer. Merhaba. Kusura bakmayın, benim en küçük çocuk ateşlenmiş. Eşim de onu doktora götürmüş tabii, o yüzden. Gelemedi, ben de palas pandırası içtiğinizin alıp anca gelebildim. Önemli değil Elif Hanım, buyurun. Peki. Ne oldu? Tekin kötü bir şey mi yaptı? Ay çok kötü. Çok kötü bir şey yaptı. Şey yaptı. Okul malına zarar verdi. Cam kırdı. Ne oldu? Bu seferki durum biraz daha ciddi. Nasıl yani? Öğretmenini şemsiyeyle vurmuş. Aa! Aa! Şemsiyeyle size vurdu. Ay ben çok özür diliyorum. Tekin adına çok özür diliyorum. Annesi olarak çok özür diliyorum. Yani ben şimdi bu akşam eve gittiğimde ben Tekin'e çok ciddi, çok büyük bir ceza vereceğim. Mesele sadece şemsiyeyle bana vurması değil Elif Hanım. Eyvah. Eyvahlar olsun. Daha ciddi bir şey var. Biri yaralandı. Ne oldu? Ne oldu? Öğretmenine şemsiyeyle kendisinin vurmadığını, süt ninesinin vurduğunu söylüyor. Oğlunuzun hayali bir arkadaşı var. Bunu biliyorsunuz herhalde. Evet, yani böyle evde bir şemsiye bulmuştum. Ona süt ninem diye isim takmış, yapmış. Benden onun için ayrı bir sıra istedi. Vermeyince de... Hay Allah, bu ilginç çocuklar değil mi? Ya, hele Tekin yani çok enteresan. Değişik, yani hayal gücü geniş bir çocuk. Yani oyuncu mu olacak, sanatçı mı olacak? Bu yakında ailenizden birilerini kaybettiniz mi? Ay yok, Allah korusun. Çocuklar bir yakınlarını kaybettikleri zaman genelde böyle hayali bir şeylerin arkasına sığınırlar. Ya da ağır bir üzüntü yaşadıklarında, hayatlarında keskin bir takım değişiklikler olduğunda. Tekin hayatında böyle bir değişiklik var mı? Ben biliyorum. Ben işe başladım diye oluyor bütün bunlar. Sen merak etme hayatım. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Bak ne diyeceğim. Dün sabah programında seyretmiştim. Bununla ilgili bir şey vardı. Bir dakika. Bir dakika. Sen sabah programı mı seyrediyorsun? Ya televizyon açıktı, öyle kulağıma çalınmış işte. Aa. Ya ne var, seyrediyorum, tamam. Tamam, dalga geçmiyorum. Yani, tamam yani, tamam, ciddiyim, çok ciddiyim. Tamam. Yani anne babaların birbirine destek olması çocukları en mutlu eden şeymiş. Yani birbirimize sarılmamız gerekiyormuş onların yanında. Ruhsal açıdan yani. Sarılıyorsun, her şey halloluyor öyle mi? Bir denemekten de çıkar ki, değil mi? Hı? Allah Allah. İyi de çocuklar uyuyor Ömerce. Olsun. Biz şimdi provamızı yapalım. Sonra çocukların yanında zorluk çekmeyelim, ha? Allah Allah. Tekin. Uyumadın mı sen hala? Sütlinem bana hikaye okuyor. Allah Allah. Oğlum süt ninenin uykusu gelmiştir. Yorulmuştur zaten, yaşlı. Bırak sen onu. Ver onu bana, ben okurum. Hayır, sana. Hayır, o okusun. Allah Allah. Oğlum, evladım. Ben buradayım. Ben seni çok seviyorum. Ben çalışmaya başladım diye seni sevmediğimi düşünme. Baban hem çalışıyordu hem sizi seviyordu. Aynı şey. Hem yani ben süt nine gibi hayali değilim ki. Kanlı canlı karşındayım Tekin. O da canlı. Süt ninem dedi ki hemle, annen seni sevmiyor. Ben daha çok seviyorum.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.